Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben PT Kawaii. Bugün okçuların beklediği o muhteşem video ile karşınıza çıkıyoruz. Bu serinin ana kahramanlarından biri olan Kaan'la birlikte anlatacağız. Ama ondan önce izlenme oranlarımıza göre abone sayımız ve beğeni sayımız az gibi geldi Kaan. Ne diyorsun bu duruma? Buna katılıyorum. İzlenmelerimiz her gün artıyor ama abone ve beğeni sayılarımız sabit kaldı. Aynen. Beğenin be abi. Bir abone olun be ablardı be. Elinize yapışmaz sanki ha. direkt Okçu'nun e, Bahar Diyarları seçtiğimizde Okçu'nun ana kahramanı olan Given geliyor. Ondan başlayalım. Ne diyorsun? Aynen yani destansı zaten e, bu kahramanımız. Şimdi yeni başlayan Bahar Diyarları da... seçerseniz bu geliyor. Hikaye Caner'den anlatmıştı hikaye modunu. Hı hı. Hikaye modu olduğu için e, bunu en rahat en hızlı şekilde bunu fırlıyorsunuz. Okçu oynayacak arkadaşlar. Evet. Kesinlikle. Önceki önce ırkınız bahar diyarları olup Yuvan artık nasıl seslenecekseniz bunu bunu fırlayabilirsiniz. <laughs> Bu e, barış koruma olduğu için 3 3 mesela nişancı, keskin nişancı, barış koruma. Bunda mesela yetenek ağacımız artık belli. Hani yani e, çok büyük şey hmm, büyücü diyorum, pardon. Okçu komutanları geldikten sonra bunun barış koruma yetenek ağacına gidersin ama oyun başında yüksek demeyici var. Bu falan da okçular sayesinde çok vuruyorsunuz. Hani vardiyaları seçip bununla gidin. Yetenek işte şimdi Caner sekillerinin amaçlarını anlatır. Sonra yetenek ağacını söyleriz. Okçularda yetenek ağaçlarında şöyle bir şey var arkadaşlar. Onu da direkt söyleyelim. Ee, hepsinin neredeyse aynı. Yani sabit bir şey mesela Niko anlatacağız size i̇şte Craig falan var. Gideceğimiz yerler aynı şimdi Caner ufaktan size böyle Bugünkü zaten anlattım. videomuzun zaten hani ağır vakti biraz Niko olacak ya Çünkü şu an popüler yani. en popüler Niko yani Onun üstünde daha çok dururuz güven normal yeni başlayanlar için Free to play oyuncular için güven daha çok Şöyle ilk becerisinden başlayalım ee, Düşman lejyonu art arda 3 defa saldırarak kahraman beceri hasarı veriyor arkadaşlar bu ee, İlk 4 skill'i değil mi bakayım 3 pardon ilk 2 skill'i aynı vuruyor son skill'i fazla vuruyor Son saldırı hasar faktörü mesela İkinci skill'i barış koruma Kaan'ın dediği gibi bu yani oyuna yeni başladığınızda e, kahramanı yeni kastığınızda işinize çok yarar Ayrıca ileriki süreçte Kullanabilirsiniz bunu da. Üçüncüsü arkadaşlar hani diyorduk ya her zaman sefer hızı önemli. Bu mesela üçüncü becerisi bence bana göre en iyi sikilerinden biri. Çünkü nişan birliği sefer hızı bonusu veriyor. Bir de fiziksel atak bonusu veriyor. Yani okçularda da şöyle bir şey var. Ee, atak ve hız konusundaydı değil mi Kaan Öyle hatırlıyorum. Evet yani atak bonusumuz da güzel olacak. Bir de bunda şimdi büyücülerde mesela her zaman yetenek karşılığına giderken beceri, hasarı nerede varsa oraya gittik. Mesela işte nerede beceri varsa, öfke dolanım hızı varsa oraya gittik. Bunun sebebi büyücüler becerim. Okçular ise düz atak arkadaşlar. Atak evet. bonusumuz ve düz atak değerini arttıran ne varsa oraya gideceğiz. Aynen öyle. Dördüncü skillimiz arkadaşlar. Ee, Legion'un birlik sayısı 150 veya fazla fazlaysa birlikleri fazladan %10 hasar verir. Yani %50'nin üstündeysek %10 daha fazla verir, hasar veriyoruz bu skill'le. 100k çıktıysak en 50k düşene kadar %10 atamız daha fazla ama işte 49k düştüğün zaman bu 4. skill çöp oluyor. Aynen. O yüzden okçularda daha hani böyle alanda %50'nin altına düşüyorsunuz arkadaşlar. Hani okçu bir kez demeye içemeye başladı mı? Bırakmıyorlar Biraz yani. Çünkü ya. büyücü en arkada okçu. Şimdi okçu oynayan adamın abi bir kez kesinlikle yetenekli adam olması lazım. Kesinlikle. Yani sadece okçu oynuyorum deyip de oynarsanız oyundan, oyundan zevk almazsınız. Sıkılırsınız. Ya, okçu adam savaş alanında duracak yeri önemli. Oyuncu ekip önemli. İşte sadece main okçu yapacak insanlar için söylüyorum. bir kıta okçu yapayım da oynayayım diyorsanız çok da odaklanmayın gibi bana. Evet. Ama Main okçu olacaksa kesinlikle okçu'nun yetenekli bir adam olması lazım. Yani yetenekli değilseniz arkadaşlar en büyük en kötü büyücü oynayın. <laughs> yani piyade atıp öne de gidebilirsin ama büyücüde de mesela şey vardır. Konumunu doğru tutturduğun zaman range ayarladığı zaman büyücü de her türlü killin alırsın. Okçuda tam tersi arkadaşlar. Okçuda öyle bir konum alacaksınız ki gerçekten yetenekli yani. gerçekten yetenekli oradaki büyücüyü vurdurabilmek. Büyücüye vuracaksınız. Sizin demeye çememeniz lazım. İşte buradaki piyadeler, suvariler sizi güzel muhafaza ederse okçu alanda katliam yapıyor abi. Evet. O yüzden yeteneğiniz yoksa oynamayın abi. <laughs> Bizde mesela Yunus abi var. Ay Yunus abi, abi var. Şimdi ona söyleyecektim <laughs> de. Yunus abi yani Yunus abi gibi diyeceğim Yunus abi gibi oynamayacaksınız. Oynamıyor. Abi adam mesela 10 milyon için 30 milyonluk adamları kesiyordu. Yani nasıl yapıyordu? O ara savaş altında öyle bir e, güzel savaşıyor ki yani konumunu o kadar güzel oluyor ki biz şimdi zaten Discord üzerinden beraber savaşıyoruz. İşte bunu bunu yapacağız dediğimizde o, onu ayak uydurup öyle bir konum oluyor ki hani biz mesela 2-3 kıtayla alamayacağımız kili adam tek okçuyla alabiliyor. Yani Aynen, yetenekli evet. bir hal. Öyle mi? olacaksınız abi okçuyu oynarsanız muhteşem iş yaparsınız. Ama işte ben okçu alanda tutayım işte vursunlar dersen abi efendi gibi free kill, ne olursun. Aynen. Zevk alırsın. Gelelim e, son becerimize arkadaşlar. Bu Legion'un normal saldırı gerçekleştirdiğinde hedefi %50 ihtimalle zehirliyor. 3 saniye boyunca da fiziksel hasar veriyor 100. Yani bu sizin atağınıza göre tabii ki de işte artıyor. Bu söylenen rakamlar e, oyunun verdiği rakamlar ama bonusunuza göre artıyor. Aynı büyücüde dediğimiz ya, internet, gibi. Yeteneklerde neye gittiğiniz önemli. Aynen. Oradaki... Ben mesela bu şeyi okuduk okuduğumuzda, mesela bütün skill'leri okuduğumuzda hep böyle Fiziksel atak, hı hı. işte atan değerini arttırma falan bunlar. Demek ki yeteneklerde buna gideceğiz. Yani yakın olacak. Bunlara gidelim yani. Aynen öyle. Yani, yani değil... direkt yetenek sayfasına geçelim kanka. Çok uzatmayalım. Bunlar evet. genel tanıtım olsun. Aynen. Ee, i̇lk 11 skilimiz belli zaten. Temel yetenekler. Yani her videoda artık onu söylemek istemiyoruz. <laughs> Klasik onlar. Aynen. Buradan direkt keskin nişancıklar. Buraya sen bir hızlı şekilleri göster kanka. Hemen bir saniye. Şimdi sıfırdan Nikoda duralım. Yetenek yapıyorum falan getirin. Tamam. Eee normal ee, direkt... Nikoda duralım. Niko'yu tamam. övelim. Zaten aynı zaten şeyleri ya. Yetenek ağacı aynı olduğu için. Yani bir... Nikoya çeşitlendiririz yani aynı. PvP'de Şimdi, pardon, PVP de yaptırırız. Şey pardon PVP'de. İşte rally olursa nasıl olur falan vesaire Hı -hı. bunlar konuşuruz. Arkadaşlar burada Adrenalin patlaması. Şimdi eee burası kanka burada senden bir yardım isteyeyim ondan sonra devam edelim. Şimdi bu slot, bu slotlarda kanka ee, şey var. Bir karşı saldırı hasarı var. Bir de ee, daha az normal saldırı hasarı alıyorsun. Bir sonraki slotta şey. Ee, kahraman becerisini düşürüyor. Atak değerini arttırıyor. Şimdi burada sen hangisini önerirdin? Yani bizim oynayışımıza göre biz ortadan giderdik. Hani bizim üçgen Düşkendirdiğimiz kulağı yapardık. Yani. Çünkü düz ata her türlü değer vereceğiz. Atak değerimizi arttıracağız Hı -hı. okçularda. Ama arkadaşlar mesela alan savaşlarını yani rakibinizi tabii ki biteceksiniz. Yani tartık biteceksiniz. Mesela karşı tarafta çok 10 milyon bandında işte ne bileyim siz 30 milyonken bu ara. İşte 3 2 katı 3 katı arada güç farkları varken varsa yani alanda üstünseniz güçlüyseniz son söz gidin. T5 olduysanız kesinlikle son söz yapın. Karşı saldırı çünkü Okçu'nun karşı saldırısı dehşet bir şey. Yani Okçu büyücüyle vurayım derseniz büyücü kendi kendine erir yani. Aynen. Ama normal standart stabil bantlı olacaksanız güçlendirme silah yapın abi. Öyle söylüyorum. Bir Sonic slot zaten tartışılmaz, yenilmez kanka. Aynen yenilmez veriyorum abi. Ee, slot e... savunma değerini Bak, %50 oranın üstündeyken mi yoksa savunma değerini ya? Peki baskı altındaki sakine ne diyorsun? Baskı altındaki sakin. Bence o ya. Aynen. Zaten şeyde vardı. E, Güven'in kendi becerisinde de vardı zaten. Aynen öyle. Oradan. Bu diğer tarafı zaten ben direkt gözü kara deyip gözü kritik kara, deyip kara. onu evet, tamamlıyorum. Sonra ne diyorsun? %15'ler fazla. %15 ihtimalle fazladan bin olmaz. Normal saldırı. Azametli darbe diyorum ben buna. Efendim gibi azametli darbe öyle. Bu arada şeyi de söyledim. Ee, direkt baskı altına deyip geçtik ama burada ge e şeyde düşman savunması şey yaptık ya e çok pardon ya baskı altında sakin dedik ya %50'nin üstünde ise evet. %10 daha fazla. Onu mesela yine güçlüyseniz hani böyle büyücülerde anlatmıştık. Veli'nde işte bunu yapabiliriz. Çünkü daha güçlü olacağız falan. Böyle yetenek sayfalarını anlatırken. Bunda da hani T5 olduysanız arkadaşlar, balinaysanız burada da şeye verebilirsiniz yani. Bastırılmazdan. Çünkü e, şöyle bir şey var. Savunmasını %2 düşürdüğünde diyelim siz 60 milyon bandındasınız. Siz mesela 5K vuracaksınız. E, 10 milyon ona büyük ihtimal bir milyon 1, 1 falan vuracaktır ama böyle yüzde ikidir azaltırsanız Belli be, belli yerlerde var oradan da azaltmalırsanız o 10 milyonluk adam da en azından 1200 iki bin vurmaya daha fazla vurmaya başlayacak sizin vurduğunuza yani güçlüyseniz biraz takım takımcı oynamalısınız evet. yine burada onlar o bastırılmaza verebilir o zaman bir sonraki slot nişancı bölümüne nişancı. geçiyorum diyorum kanka nişancı bölümü sabit arkadaşlar çok fantezi Aynen. aramanıza gerek yok Nişancı bölümünde. Buraya direkt hızlı geçelim. Dop Çok mantıklı arayacaksanız onu Nikola'da söyleriz. Aynen. Dop Ondan sonra Gözdağ. daha ee, bir sonraki de şey miydi? Darbe yağmuru muydu yoksa tam isabet miydi? Bilmiyorum Tam isabet gibi. Her yerden atak gittik çünkü. Ne diyorsun? Yani. Devam. Tam isabet. Yani güven bu şekildeydi arkadaşlar. Ee, ya Bizim için aslında önemli olan kahraman Niko. Çünkü... Aynen ya bu şimdi Givendir işte e, Given neyse artık. <laughs> ee, ne bu diğerinin adı ne? Krek Craig falan. Krek hani Krek anlatan bir, bir iki dakika kanalından geçelim. Craig hiçbir zaman ara, ana komutanınız olmasın. E, ee, vekil komutanınız da olsun. İlk 11 skill'i verdikten sonra nişancıyı yine yarımlayıp harekete gidebilirsiniz. Yani vekil komutan olacak. Oyun başında olacak arkadaşlar bu arada. Hani belki Craig'i 2-3 hafta kullanacaksınız. Kafa mafa vermeyin. Hı hı. Üç, i̇kinci sezon, üçüncü sezonda görmeyeceksiniz kreki Kesinlikle. Kindara'ya geçelim. Niko'ya ben biraz zaman ayırmak istiyorum çünkü. E şimdi Kindara'da kanka şöyle bir şey ya. Yani becerisi, becerilerini anlatmaya gerek var mı Kindara'da? Anlatalım mı? Ne diyorsun? Hızlıca böyle ben hızlı bu alttaki şeyleri ön izlemelerini anlat kanka. Tamam. Beceri hasarı 1400. Okay. Hasar azaltması 15 hesabı. Şimdi Kindara'nın ilk skilli zaten verilen hasar azaltması veriyor. %15. Beceri hasar faktörü de 1400 veriyor fullediğinizde. Yani ilk becerisini beşlediğinizde. İkinci becerisi normal saldırı hasarı bonusu veriyor. Ve kahraman becerisinden alınan hasar azalması. Yani size vurulan beceriyi azaltıyor. Üçüncüsü nişancı birliği atak bonusu veriyor. Bence çok iyi bir skill kanka bu arada. 30 çok Aynen. yüksek bir oran. Dördüncüsü sefer hızı azalması. Yani karşı tarafının sefer hızını azaltıyor. Ve verilen fiziksel karşı saldırı bonusu veriyor. Size vurduklarında karşı saldırı e, şeyini arttırıyor değil mi? Atağını arttırıyordu benim bildiğim. Evet. Son seçili e, O da yüzde, Lan çok yüksekmiş. Bunların kimler, yüksek ha? aynen. Son sikili çok yüksek yani. normal saldırı gerçekleştiğinde %20 ihtimalle hedef lejyonun savunma değerini 3 saniye boyunca %20 azaltıyor. Yani dedik ya bizim... Ya bu var ya kilitliyor karşı arkadaşlar. Evet. Kilitliyor yani. Bu tuttu mu %20 ihtimali de yani tutar arkadaşlar. 5-6 atıştan beri tutar. Hı. Yani zaten alanda %21'e def, şey, anti def alınca %20 ya çok yüksek arkadaşlar. Hiçbir zaman birebir vs kalmayacaksınız. Evet. Ya yani karşı gelmeyeceksiniz. Bu 10 kıta, 20 kıta, artık 50 kıta alanla birbirimize vuracaksınız. Düşünsenize şimdi benim, benim 320 e, 220 çıktım çektim ben okçuyu. işte İşte 70 artı 70 savunmam vardı artı artı gidiyorum abi. <laughs> zaten bir de şeyim okçuyum karşılar şey, Okçu kart, şey ee, büyücü falan olacağım. Artı artı gidiyorum kanka. O, okçunun biri geliyor ham eksi 20 def verecek bana. Aynen. 3 saniye. O arada bir de skill tutturursa yanındaki adamlardan biri. Evet. Ben hani 320 kam ya 10 saniye sürmez arkadaşlar yok olmanız. Okçunun bir de zaten düz atakları mahvedecek. Bence ama Kindara ama... kanka bence vekil komutan olarak gayet güzel gider. Bir de rallici olarak düşünüyorum ben Kindara'yı. Aynen Rallici olursanız arkadaşlar. Rallici olursanız PvP'den gidin. Net. PvP iyidir abi. İlk 11 skill hızlıca hemen gösterdin kanka orayı. Evet. PvP ilki verdikten sonra hemen sağdan rekabet. Daha fazla hasar bulacağız. Ee, yüksek moral de yapabilirsiniz burayı. Yüksek moral yapın. de önemli olacak. Hı hı. Cesaret ordusu. Evet. Yanlış bir şey düzeltirsin. Bakıyorum şu an. Korkut. Evet. Ortadan devam. Sol sol. Daha güçlü. Daha fazla hasar verir. Ve yüzde elli oranda düşürtgen. Burada kızgınlığın kutsaması. Sana bir şey diyeyim mi abi? Bilmiyorum da şu oyunda gördüğüm. Tamam mı? En güzel slot bu olabilir kanka ya. Çok güzel bir şey bu. Değil mi? E, net ya baksana. Ama alanda alanda öfke becisi kullanırken yüzüne öfke ya çok yüksek ya kanka. Çok yüksek yani. Saniye bir de tetikliyor. Rallyler şimdi arkadaşlar 10, 10 saniye 15 saniye sürmüyor. Rallylerde Rain Sports'lar atı yani Rise of Kingdoms'taki gibi işte geçit 2 milyon e, ee, işte rally açan da 2 milyon öyle yok. Geçit 600 kaysa rally açan da 600 k. Saatlerce e, sürebiliyor. Evet, Raymond'ları <laughs> da arkadaşlar böyle 100k işte 200K atmıyorsun 50K, 30K, 40K artık oradaki savaşın nabzına göre kalabalıksanız 30 30 atın fazla herkesin askeri ölmesin. Evet. Ama az kişiyseniz 50K, 60K atarsınız. Ama o emin olun 3, 3 dakika falan sürüyor. Şimdi 30 saniyede bir tetiklendiğini düşünürsek arkadaşlar yani 3 dakika sürse 6 kez. Artı 10 yani 5 saniye. O arada bir de skill e, beceri tutturduğunu düşünürse hani yok yani skill çok iyi i̇kinci taraf da iyi bu ara. O da savunma. Savunmadan siyade sağlık ne, yani her zaman sağlığa değer verdik. Aynen. Sağlığı alırsınız. Buradan kontrol gidebilirsin arkadaşlar tekrardan. Hani rallici olursanız sefere almak için hızlı -hı. gitmeniz lazım çünkü. Veya da counter ralli açacaksanız hızlı olmasınız. Kontrol verirsiniz. X skill'i beşlersiniz. Oradan sonra son söz verirsiniz. Burada kesinlikle son söz vermelisiniz. Kimler Evet. Sonra e, yüksek moral de yapabilirsiniz. Yüksek moral yapın. Gözde öfke olsun. Hı hı. Sonra ne yapılır kanka? Fırtına mührümü... Yani, Burada rally ise... Ruh emici olun. Burada kanka, aynen, Ruh emici olun ya. Rally ise fırtına mührü işe yaramaz. Ruhemici burada daha şey ya... Ön planda Ama gibi. alanda kullanacaksınız işte. 5-1-1-1 yapıp alanda kullanayım diyorsanız da fırtına mührü alın. Ama rally açacaksınız kesinlikle ruhemici. Aynen öyle. Eğer işte kontrol gitmeyeceksiniz, nişancıyacaksınız, nişancıyı söyledik yani arkadaşlar. Evet, evet. O zaman Şimdi gelelim. Finale geçelim abi. Gelelim ee, Nikomuza ya. Benim Nico koca, abi, koca oyunun, <laughs> oyunun oyunun yanlış bilmiyorsam dışarıdan gelen ilk sarı komutan ilk göz bebeği. Aynen. Ana komutanlardan ziyade hani belli zaten sarı komutanları vardı. Ondan sonra Niko geldi. Çok güçlüydü bu ara. Hala da çok güçlü. Hala da çok güçlü. Niko'ya yani. abi okçu oyuncak adamların her türlü yatırım yapması lazım. E her türlü. Şöyle bir şey arkadaşlar. Yani ilk skinli 5 çizdikten sonra kesinlikle Niko ana kahraman. Bakın kesinlikle. Kullanılır. Bu arada net kullanılır. 5 1 1 1 yapıp kullanın. Zaten ilk skill'i 5 yapacaksınız. Hı. Ondan sonra direkt 3 skill açacaksınız abi. 1 1 1 1 olarak. Çünkü ikinci skill'e verdirmemesini ve hani tam full bu hani Lilya dedi dedik ya paketleri full yemeyen, barış koruma gitmesin diye evet. işte diğer skillerin dersin. Bunda da aynı mantık arkadaşlar. Bunun ikinci skill'i mühendislik. İleride bu mühendislik iş şu an oyun başında mühendislik önemli ama Niko mühendislik yapmayın abi. O, onun yerine onun mühendisini yapacak bir tane komutan var. Neydi onun ismi? Mavilerde. Ordu ordu. Ha. Ordu. Ha, ordu yapsın abi. Nikol yapmayın yani. Gidip de dört kıtada savaş alanına barikat dikmeyin. Yeah. Bir tane dikin. Veya da ne, başka ne yapıyorlardı? Yıkıma giderken bir iki kıta gittiğinizde illa Niko kullanmayın arkadaşlar. Crack var onun yerine. Crack yapsın o iş. İlk skillini 5 şeyin 1400 asar savunma azaltma veriyor. Zaten bu birinci skilldeki savunma azaltma dördüncü skilli tetikliyor galiba. Öyle miydi? Yoksa fullendiğinde full mi full oluyor? Fullendiğinde ya fullendiğinde. Full aynen fullendiğinde. Yani bu skill'lerde birbirini tamamlayan skill'ler Niko'ya kesinlikle abi. Kesinlikle. Bak bunun da mesela artı 20 atak bonusu var. Kinnara'da 30 vardı. Kinnara'da yani. 30 var. 30 aynen. Yani Niko Kinnara yaptım mı atak bonusu. Yetenek ağacında atak bonusu. Bir de kritik vurdum mu. Bir Niko, de karşı şey, saldırı yani, bonusu da var ya. Aynen. aynen. Karşı saldırı. Yani alanda okçuya vuran pişman. Kim pişman olmaz okçu vururken? Bir tek suvariler olmaz. O da Bakşi, Emris falan. Tabii. Aynen. Yani Suvari de hani büyücüleri büyücüleri anlatırken aslında savaş mantıklarını biraz anlatmak lazım detaylı bir şekilde başka videoda. E, konumu neden çok önemli olduğunu onu söyledik. Yani yani konumun neden önemli olduğu şuradan belli. Okçu eğer alanda ne kadar durursa o kadar çok yani kil alırsınız arkadaş. Bunu engellemek için suvariler içinize girecek. Suvarilerde zahmet olmasın diğer arkadaşlar da uyumasın. dönüş suvariye <laughs> Yani bir zahmet yani. Karşı, yandaki adamlar bots arkadaşlar. Hiçbir şekilde e, verim alamazsınız zaten. Ama yandaki adamlar biliyorsa okçunun, Nikon'un yani özellikle Nikon'un e, ekmeğini yersiniz. Yersin. Bu ara bunun da işte keskin nişancılık ve nişancılık. Yani nişancı ile keskin nişancılık. Hani Given'e verdiklerimizin aynısı burada da geçerli. Rallyci olabiliyor. Bu ara rally, oyun başına zaten ralliler genelde bu olur. Niko. Niko Hosk oluyor. Bu arada genelde. gerçi meta, meta, değişti ya. Piyade'de de Medelin Nika yapıyor. Nika Hı. yapıyorlar şu an. Garnizonda da var. Rally'de de var. Yani saçma. Şu an meta ama suvari gibi ya. Suvari yani aslında meta daha doğrusu. Şey, aynen. onda onu da rally. bir sorma. Şu an gerçi ya. Gene Medelin falan kullanılıyor. Niko Hosk yapıyorsunuz arkadaşlar. Rally'nin kralı oluyor. Aynen öyle. Niko kimler yapamayan Hosk yapsın abi. Çünkü Bu arkadaşlar siz normal şey oyuncu ya, olacaksınız. Ne olacak? hostada şimdi normal saldırı hasarı bonusu var ya o yüzden biz e, vekil olarak diyoruz Osku. Aynen. Ve bu arada host kesinlikle vekil olacak. Asla ana komutan olacak. Aynen öyle. Ab bir şey diyeceğim. Normal oyuncuysanız arkadaşlar kesinlikle rallici olmakla uğraşmayın. Kesin hiç uğraşmayın. Rezil olursunuz. <laughs> Size şey derler açmayın kardeşim. Hani. Herkes açmasın. Biz yapıyoruz onun için. Herkes açmamaya çalışıyor. Evet. Herkes rally açmak istiyor. Ya güçlü ee, adamın açması lazım arkadaşlar güçlü yani. Güçlü adamda sen 300 ölü veriyorsun. Zayıf adamda 2K ölü veriyorsun. Arkadaşlar ilerleyen zamanlarda hepsini 24'e bastığınız zaman hatta aynen 24'e bastığınız zaman bir tanesi ortalama 1600 asker verecek. O da ne kadar yapıyor? 22-23 saat yapıyor. Yani bir günde 1600 basacaksınız. Bir halde 2K ölü verdince, Adımın hani şey bir daha katılısı gelmiyor herhalde. Aynen öyle. Bir de bir tane rally açılmıyor arkadaşlar. Gün boyunca savaş tabii esnasında 10-15 yani 2 ile çarpın onu bir de. Bu ara Niko'yu övmemizin sebeplerinden biri bu zevelelerde falan Niko'yu kesinlikle kullanabilirsiniz. En yüksek demeyici falan okçularda çıkıyor. Evet. Bu da Niko sayesinde çıkıyor. Niko'yu zevelelerde de kullanırsınız. Başka hani Niko komplarından biraz bahsedelim. Niko Given. Yani Niko Niko Hosk, Niko Crack hiç önermiyorum bu ara. Crack çünkü çok <laughs> beğendim ben. Yani Niko'yla olabilecek bütün kompları deneyin abi. Madline'la bile komple. denemiştik ya biz bu arada onu. Evet Madline'da o şeyi almak için. Hem kıt arttırma hem de fiziksel atak bonusu evet. vardı arkadaşlar. Yani Niko Medline yapmıştık. Bu arada güzel de kilit almıştık. O zaman şey yoktu arkadaşlar. bakşi falan yoktu. Okçusuver'deki komutan. O gelince tabi Ersin'in rengi değişti. Bence büyücüler, şey, büyücüler diyorum çok pardon. Okçular için yeterli bilgiler verildi. Bence de ya. Zaten çok da... Tekrardan, tekrar iyidir arkadaşlar. Tek, bazı şeyler tekrar tekrar söyledik. <laughs> Bunu da tekrar edelim. Belki sona kadar izleyen vardır. Bizi şaşırtanlar vardır. <laughs> ee, bir beğeni olup bir beğeni atıp abone olursanız mutlu oluruz. Cidden mutlu oluruz arkadaşlar. Hani izleyince... E... Bizim de böyle gelince daha çok hevesleniyoruz arkadaşlar. Daha çok video yapmak istiyoruz. O yüzden abone olursanız, beğenirseniz çok mutlu oluruz. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs> Kendinize iyi bakın.